Robotik cerrahi ile prostat ameliyatı. Prostat kanseri erkeklerin en sık görülen kanseri ve günümüz teknolojileriyle birçok prostat kanserli hastayı erken dönemde kanser prostatın dışına yayılmadan yakalıyoruz. İşte bu dönemde en etkili tedavilerden bir tanesi de hastayı ameliyat etmek. Yani prostat ve etrafındaki salgı bezlerini çıkartmak. Tabii günümüzde birçok tartışma yapılıyor. Bu ameliyatı nasıl yapalım? Açık ameliyatla mı yapalım, laparoskopiyle mi yapalım, robotikle mi yapalım? Bunun cevabını vermeden önce size ameliyatın 3 tane temel amacını anlatmak istiyorum. Ameliyatın amacı bir, hastayı kanserden korumak. Vazgeçemeyeceğimiz en önemli nokta burası. 2. İdrar tutmayı sağlayan kasler prostatın çok yakınından geçtiği için ameliyat sırasında idrar tutmayı sağlayan kaslara zarar vermemek, yani ameliyattan sonra hastanın idrar kaçırmamasını sağlamak. Üçüncü amacımız, bunları sağladıktan sonra eğer kanser prostata sınırlıysa, burası çok önemli bir nokta, eğer kanser prostat dışına çıkmamışsa prostata hemen yapışık şekilde giden sinir ve damar paketini korumak ve hastanın ameliyat sonrası sertleşmelerine zarar vermemek. Bu amaçlar genişletilebilir mi? Genişletilebilir. Tabii ki ameliyat sırasında veya sonrasında kanama olmaması, hastanın ameliyattan sonra ağrı çekmemesi de bizim diğer önceliklerimiz. Peki o zaman. Şimdi gelelim. Açık ameliyatta bir kere her ne kadar açık ameliyat olarak da geçse de prostat kanseri ameliyatlarında açık ameliyatlarda hiçbir şeyi görmüyorsunuz. Neden? Çünkü prostat vücudun en derin yerinde ve etrafından damarlardan oluşan bir ağ yumağı var. Siz işleme başladığınız zaman genellikle bu prostattan ciddi kanamalar olmaya başlıyor. Ameliyatı yapabilmek için 3 kişiye ihtiyacınız var. Sonuçta siz ameliyatı yapsanız da karşıdaki asistanın da size gösterebilmesi açısından veya çekmesi açısından da deneyimli olması gerekiyor. O yüzden ameliyatlar biraz daha sinir harbi şeklinde geçmekte ve kanamayı durdurmak için bir zamana karşı yarış söz konusu olmakta. Sonuçlara baktığınız zaman kanser sonuçlarıyla kapalı cerrahiler arasındaki sonuçlar aynı. Bunu çok mantıklı buluyorum çünkü genellikle açık ameliyatlarda daha kaba bir şekilde prostatın etrafından daha uzak bir şekilde gidilerek bu işlem yapılıyor. Halbuki prostat kanseri ameliyatlarında çok ince bir özellik var. Bu idrar tutmayı sağlayan kaslar ve sertleşmeyi sağlayan sinirler prostata çok yapışık olduğu için çok ince bir noktadan gidilmesi lazım. Yani prostata mümkün olduğu kadar yakın gidilmesi lazım ama kanser, içeride kanser kalmayacak kadar da prostata uzak gidilmesi lazım. Bu çok ince bir yol. Bunu da ancak görerek yaparsınız ve açık ameliyatlarda kanamadan dolayı her ne kadar adı açık olsa da bunu görerek yapma şansımız az. Robotik cerrahi, evet, robotik cerrahi bize birçok avantaj sağlayan bir cerrahi. Neden? Bir kere basınç altında yapıldığı için herhangi bir kanama olmuyor ve bütün kestiğiniz dokuları göre göre kesiyorsunuz. İstediğiniz kadar prostata yaklaşıp istediğiniz kadar prostattan uzaklaşma avantajına sahipsiniz. İdrar kaçırma oranları yapılan birçok çalışmada açık ameliyata göre daha iyi ve insanlar çok daha çabuk bir şekilde idrar kaçırma fonksiyonlarını geri kazanıyor. Hele ki sinirleri güzel bir şekilde eğer korursanız açık cerrahiye göre veya laparoskopiye göre sertleşme fonksiyonları üzerinde de çok ciddi avantajları var. Hangi yöntemler var? Açık ameliyat, laparoskopik ameliyat ve robotik ameliyat. Ve ben bu her üç yöntemde de tecrübeye sahip olan bir cerrah olarak söylüyorum. Yarın öbür gün bende böyle bir hastalık olsa hangi yöntemi seçersiniz diye bana eğer soracak olursanız ben size robotik cerrahi cevabını veririm. Genellikle çalışmalarda araştırılmayan robotik cerrahinin diğer bir avantajı sonda kalış süresi. Açık ameliyat yaptığınız zaman genellikle sondalar 14 gün hastada kalırken biz robotik cerrahi sonrası 6 veya 7. günde sondayı çekebiliyoruz. Neden çekebiliyoruz? Çünkü yaptığınız çok zor oluyor ve bu prostat çıkarttan sonra birleştirdiğiniz dokular su geçirmez bir şekilde iyileşebiliyorlar. Bunların dışında
bu birleştirdiğiniz alandan darlık görülme olayı. Açık ameliyatlarda 100 tane açık prostatektomi, yani açık prostat kanser ameliyatından sonra bu birleştiren dokuların olduğu yerde darlıklar gelişebiliyordu. Biz bunu çok görüyorduk. Ve bunların tedavisi oldukça zordur. Halbuki robotik cerrahi ameliyatı sonrası yaklaşık 500 vakada daha darlık olan bir hasta ile karşılaşmadım. Bu da bence yöntemin çok önemli avantajlarından bir tanesi. Robotik cerrahide prostat ameliyatında herhangi bir dezavantajlar yok mudur? Vardır. Öncelikle bir, robotik cerrahide dokunma hissi yoktur. Robotik cerrahların bu konuda deneyim kazanması bu dokunma hissinden oluşan dezavantajları ortadan kaldırır. Peki yani ne demektir bu? Robotik cerrahın belli bir deneyime ulaşması gerekir. Kaç vaka olarak kabul ediliyor? Aslına bakarsanız klasik olarak 101 vaka olarak geçse de ideal olarak, yani sinir koruyucu bir prostat kanseri ameliyatı yapabilmek için en az 300-400 vaka yapmanın uygun olduğu son yapılan yayınlarda bize gösterilmiştir. İkinci dezavantaj ne? İkinci dezavantaj bence özellikle ülkemizin şartlarında maliyeti. Çünkü bu yabancı firmaların oluşturduğu bir yöntem ve bütün malzemeler dolarla geliyor. Çok başarılı bir alet. Gerçekten çok başarılı bir sistem. Ama maliyeti şu an günümüzde insanların bu sisteme ulaşabilmesindeki en önemli engel olarak gözükmekte. Gelecekte ne olacak? Gelecekte tüm ameliyatlar robotik cerrahiyle yapılacak. Buna karşı hiçbir şüphe yok. Bütün ameliyatların yapılma sistemi robotik cerrahiye doğru dönecek. Hepinize sağlıklı günler dilerim.